kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eski sevgiline seslen. Bakalım. Şimdi chat'teki cevapları kestirebiliyorum. Yok. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersin? Allah belanı versin. İnşallah iki yakan bir araya gelmez. Rabbim o yüzünü hiç güldürmesin. O aldattığın kızların da belası ahı senin üstünde. Şerefsiz, haysiyetsiz, yüzsüz. Ay, ben diyorum iyi ki beni terk etmişsin. Çünkü seni terk etmeseydim şu ankiyle karşılaşamazdın. Sana aferin diyorum. Buradan inşallah oğlum, hiç mutlu olamazsın. Çok koyar bu arada. Yok abi. Arada sevgi. Yok abi. Sağdaki çok tatlıyım. Yok abi. Oğlum bu ne? Ortadaki reis yalnız ağır koydu. Ağır koydu yani. Evet, ağır koydu. Öyle ama o da unutamamış, hala laf atıyor. Şu ankiyle karşılaşamazdın, sana aferin diyorum. Buradan inşallah hiç mutlu olamazsın bu arada. Yok abi. İşte hiç mutlu olamazsın demek yerine... İşlemeyip... Tam tersini söyleyecekti. Sana da mutluluklar diliyorum yani ama o karakterinle kimle mutlu olabileceğin konusunda da pek emin değilim deyip böyle tatlı tatlı alttan alttan. Abi. Arada sevgilin çok çirkin, ben sana söyleyeyim yani. İçerli. Sıçtı şu an yani. Bununla şu an mesela şu an bozdun. Şu an bozdun. Teşekkürler. O kızların hepsinin adını öğrendim. Hepsinin. Biz daha güzeliz. Buradan eski sevgilinize ne... Ya ablalar niye böyle yaptınız ya? Ne söylemek istersin? Yarıda kestiler. Belasını ver. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Ben bela okuyamıyorum mesela. Gerçekten bir korkuyorum bela okurken. Yani Allah belasını versin onu diyemiyorum mesela. Çok nadirdir. Çok böyle gerçekten ondan dönüp bana yani sekip bana döneceğine emin olmadığım kişiler hakkında böyle konuşma... Cümleyi yanlış kurdum lan. Bela okuyup da sekip bana dönebileceğinden korktuğum için kolay kolay bela okuyamam. Millet çatır çatır okuyor ya. Dersin yani. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Buradan eski sevgilinize ne söylemek ister? Yenisiyle çok mutluyum. Ben Allah belanı versin diye diyorum. Sakin söyledi. Yok benim. Yenisi var mı? Yenisi de yok. 7 yılımı aldın. Geri ver onları. Geldin Gülen, anlat olsun. Gittiğin yeri mutlu et. Benden uzak ol, Allah'a yakın. Vallahi bu... Bak gördün mü, erkeklerin çok net ha. Ama kafa da sallanıyor bak. Gracon var. Gracon var. Gittiğin yeri mutlu et. Onu hala sevdiğimi söylemek istiyorum. Yani aga, Allah nasıl aga, mutlu ediyorsa onu öyle yapsın abi. Helal lan, bak işte doğru duruş budur ya. Geldin Gülen, anlat. Görüyor musun çocuğu? Gittiğin yeri mutlu et. Benden uzak ol, Allah'a yakın. Vallahi abi onu hala sevdiğimi söylemek istiyorum. Yani Allah nasıl mutlu ediyorsa onu öyle yapsın abi. Onun anasını avradını s**eyim. Allah onun belasını versin. Ben varken başka kızlarla sürtüyor, tamam mı? Ben varım yani, kalp otu da konuyormuş boka da. O gitti otu seçti. Ay boku seçti, burada ot benim. Hiçbir şey demiyorum, yazıklar olsun ona. Allah belasını versin. İnanmıyorum ya gerçekten. Allah bütün erkeklerin de belasını versin. Bunu söylüyorum. Ben mesela bizim suçumuz var amına koyayım. Abi niye biz bela okuyoruz ya? Abi bunları biz söylesek var ya ağzımıza sıçarlar amına koyayım ya. Asarlar bizi ya. Ya bir şey diyeceğim abi. Bu bela sekiyor olsa illa birimizden seker şimdi bu ablaya bak. Bütün erkekler diyor. 3,5 milyarın birinden mi sekmiyor ya? Abi nerede erkek hakları ya? Sekmiştir canım. Bela okumayın bu arada. Harbiden bela okumayın abi. Allah'a havale edin gereksiz. Ben evde televizyon izliyorum. Valla benim bir süre eski sevgilim olduğu için hangi birine ne söyleyebilirim? Oh, yeah. Eski sevgilimi seni çok sevmiştim değil mi, yeterli. Helal lan kız. Moments later. Allah belasını versin amına koyayım. Nefret ediyorum ondan. Yandaki fiştik demiş bak, o arayı kesmişler. Abi eski sevgilim dedin, kaşar kokusu aldım ya, yapma böyle. Ya beni oğlum aldattı ya abi. En yakın arkadaşımla aldattı abi. Abi fotoğrafı gördüm, hikayesini de bana gizlemişti. 11 aydır seviyordum kızı, bir günde gidip yakın arkadaşımla buluşmuş. Ya olan kaşarlığa bak. Abi eski sevgilim maç. Yakın arkadaşım dediği de yanındakiymiş, düşünsene. Hadi gidelim bro. Plot twist olmaz mıydı? Düşünüyorum böyle 12-13 yaşlarım, 15 yaşlarım falan. Böyle değildik ya. Vallahi değildik. Yok ya abi. Ya ben okula yani... gidiyordum, spora gidiyordum. Yoktu böyle şey. Hayır canım, biz de laf ediyorduk, biz de kavga ediyorduk, biz de bela okuyorduk belki ama yani. Ne bileyim abi. Hiç sevmezdi. Ben çok severdim. Fenerbahçe Galatasaray derbisine ben tribe girmiştim. Tatlım bu kadar abartma ya den. Ulan niye abartmayayım be? Maç lan bu maç. Dümbük. Eski sevgilime buradan yolun açık olmasını söylerim. Sonuçta geçmişte yaşadığımız bir şeyler var.
herkes birbirine saygılı olmalı bence bu konuda. Helal kardeşim. Eski sevgili bal. Helal kardeşim. Bulmadık ki amına koyayım. Kaç kadeh kırıldı sarhoşken bende. Bir türlü kendimi anlatamadım. Ses patlıyor. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Oğlum sarı mikrofon okumuyor musun amına koyayım ya? Adamsın reis, ver bir yumruk. İnternette mi? Buradan eski sevgiline seslenir misin? Elendim ya. Şu an elendim. Seslenmek istemiyorum. Hiç eski sevgilim olmadı. Yeni oldu mu? Yeni de olmadı. Buradan eski sevgiline seslen. Yol açık olsun diyorum. Yalanlarıyla onu kazanacağıma gerçekleriyle kaybetmeyi göze alırdım. Allah onun belasını... Yalan ne? Özlü bir söz abi. Yani diyor ki yalanlarla ben ne olacağına gerçekten uzakta kaybetmeyi göze alırdım. Allah onun belasını... Ama bak ne kadar efendi yaklaşımlar görüyor musun? Helal olsun çocuklara. Belasını versin. Abi Allah onun bin türlü belasını versin. Yalanları yüzünden dışarıya çıkacak yüzümüz kalmadı ya. Benden bir gün yazmadım diye ayrıldı. Bir yılım attı çöpe. Sarı mikrofonun hayranıyız abi. Adamsınız. Buradan eski sevgilinize seslenir misiniz? Yeni sevgilimle çok mutluyum. O kadar çok var ki hangisine söyleyeceğim bilemiyorum. Bad boy. Vallahi diyecek tek bir şeyim var. Yolun bahtın açık olsun. Beni kaybettin. Daha iyisini bulacağını zannetmiyorum. Ben ona çok yanlış yaptım abi. Çok pişman da değilim ama özür dilerim. Ben onu kalbim çok kendine iyi baksın yani. Bir öncekine de Allah belasını versin. Beni bıraktığına pişman olamam. Lan bu aynı çocuk değil mi? Bu az önceki verit değil mi? Oğlum bu mahalleyi tur atıp atıp geliyor. Olacaksın. Olmaya ne demiş? Bir öncekine de Allah belasını versin. Beni bıraktığına pişman olacaksın. Orman Yaşı'ya nasıl seslenebilirim? Seslenemiyorum olmuyor işte. Benim kolumdan gittiği gün başkalarında mutlu olamaz zaten. Yani bu, o yüzden söyleyecek çok da bir şey yok yani bizde. Gerçekten bir insanla yani bu kadar oynanmaz. Benim kalbim gerçekten paramparça oldu. Yıkıldım, derbeder oldum. Gerçekten çok üzgünüm. Bir insan insana bunu yapmaz yani. Artık bıktık. Hayatımızdan gidin. Günler geçse de vakit geçmiyor. Artık bıktık. Allah mutluluğunu daim etsin. Seçtiği ihtimallerde mutlu olur umarım. Gidene üzülseydim geleni mutlu etmezdim. Beni kesip atmak zorunda değildim. Eski sevgilime ne söylemek isterim? Gittiği yerde mutlu olsun, başka ne diyebilirim ki? Benim gibi birini daha bulabileceğini cidden sanmıyorum ama. Abi valla çok hatalar yaptı. Yani o kendini akıllı sandı. Bazı şeylerini sakladı ama. Yani akıllı değildi. Ben onun ne yaptığını, her şeyini biliyordum yani. Ha kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, akıllı da sanmasın yani. Ayrılalı 4 ay oldu. Ama hala resmi burada. Olur mu dersen? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü istediğin kadar sevebilirsin abi. O da seni seviyor mu bu kadar? Emin ol beni seviyor. Ama neden ayrıldınız? Yani bazı sebeplerden dolayı diyelim. O bazı sebepler de bizi bir daha barıştırmaz. Size tekrar dönse? Dönüyor zaten. Daha dün mesaj attı. Yemin ederim daha dün mesaj attı. Sen ne dedin? Ben olmaz dedim. Sebebini ona söyleyemiyorum. Sadece bazı sebeplerden dolayı. Yani ona kalkıp da ben ailevi sebeplerden dolayı ya da başka sebeplerden dolayı diyemiyorum. Kendini suçlu hissetmesin diye. Bak ben... Ailevi sebep. Ben onunla ayrıldım. Ama hala o kendini suçlu hissetmesin diye onu düşündüm ben. Bazı sebeplerden dolayı diyorum ve mevzuyu kapatıyorum. Peki onu ne kadar çok seviyorsun? Vallahi onu harbi çok seviyorum. Harbi çok ağladım onun için. Ama olmaz baba. Olmaz baba. Sarı mikrofon. Bilemezsin ne derdi var şimdi, bir şey diyemem. Aynen öyle. Bilemezsiniz.